Aksaray'ın ekranı Belediye TV ekranına hoş geldiniz. Yepyeni bir programla karşınızdayız. Sizleri gündem programından saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Sevgili seyirciler, bundan sonra her hafta farklı konu başlıkları ve konuklarla sizlerle birlikte olacağız. Bugünkü konuğumuz Eğitim Birsen ve Memursen Aksaray Şube Başkanı Murat Günaydın. Sayın Günaydın, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sözlerimin başında 2 aydır yayın hayatına giren Aksaray Belediyesi TV'ye ve siz çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir hizmetin Aksaray'ımıza hayırlı olmasını ve güzel hizmetlere vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Ve böyle bir imkan verdiğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Öncelikle Aksaray'da Eğitim Birsen olarak üye bilgileriniz hakkında sizden bilgiler alalım. Sendik olarak ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz? Sohbetimize buradan başlayalım. Evet. 3000 Eğitim Birsen üyemizle Milli Eğitim'de, üniversiteyle beraber 3400 Eğitim Birsen üyemiz ve 7000 Memursen üyesiyle Aksaray'ımızın en büyük sivil toplum örgütlerinden birisiyiz. Türkiye'mizde de 450 bin Eğitim Birsen üyemiz, 1 milyon Memursen üyemizle hizmet vermekteyiz. İl bazında yaptığımız çalışmalar, üyelerimizin özlük haklarını aramanın yanında sosyal faaliyetler, diğer sivil toplum örgütleriyle bir araya, belediyemizle bir araya gelerek çeşitli çalışmalar yapmaktayız. Mesela bir iki örnek verecek olursak. Buyurun. Aksaray'da il bazında hukuk büromuz var. Hı hı. Üyelerimizin her türlü mağduriyetler olduğu zaman yanlarındayız. Artı üyelerimizi anneler gününde Hasan Dağı piknikleriyle bir araya getirerek sosyal sendikacılık da yapıyoruz. Sadece ücretsiz sendikacılığı değil. 15 Temmuz'da devletimiz çok büyük bir badire atlattı. O gün daha Cumhurbaşkanımız açıklama yapmadan Genel Başkanımızın talimatıyla 81 ilde meydanları doldurduk. Her zaman devletimizin yanındayız. Bir sivil toplum örgütü sadece bir üyelerin haklarını aramakla kalmamalı. Bunların yanında vatan söz konusu olduğu zaman üzerine düşeni yapmalıdır. Biz de Eğitim Birsen ve Memursen olarak her zaman bu konuda üzerimize düşeni yapmaktayız. Peki Sayın Günaydın, şimdi gündemde sözleşmeli öğretmenlik ve mülakatlı öğretmenlik alımı söz konusu. Sendika olarak sizin düşünceleriniz nedir? Yani neler söylemek istersiniz? Şu an özellikle öğretmenlerimiz bununla ilgili açıklamaları bekliyor, netleşmesini bekliyor. Sizin sendika olarak bu konuya yaklaşımınız nasıl? Şimdi sözleşmeli öğretmenlik daha önce denendi ülkemizde. Başarılı olamadı. 15 Temmuz'dan sonra sözleşmeli öğretmenlik ve mülakat tekrar geldi. O zaman mülakat yoktu, mülakat da geldi. Biz bunu her zaman, her platformda söylüyoruz. Tabii ki bir devlet kendi güvenliğini sağlamak zorunda. Bizim için devletimizin güvenliği her şeyden önce gelir. Ama bu mülakatla değil de güvenlik soruşturması yapılarak KPSS puan üstüne göre atama yapılması lazım. Çünkü mülakatta ayrı ayrı komisyonlar ayrı ayrı kararlar veriyorlar. Ve emek veren, üniversiteyi kazanan ve ondan sonra KPSS'de güzel puan alan öğretmen adayımız bu stresi, böyle bir stres yaşıyor. Ve burada da dediğimiz gibi bir birliktelik de sağlanamıyor. Ve her komisyondan ayrı kararlar çıkıyor. Ve bu da insanlar arasındaki adalet duygusunu zedeliyor. Vicdanları yaralıyor. Bizim sendika olarak görüşümüz iyi bir güvenlik soruşturması yapılarak KPSS puan üstüne göre atamaların yapılması ve sözleşmeli öğretmenliğin kaldırılarak tüm öğretmenlerimizin kadroya geçirilmesini istiyoruz. Bu sözleşmeli öğretmenlikteki amaçlardan biri Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgemizdeki öğretmen açığını kapatmak. Oradaki öğretmenlerimiz ortalama 1,5 yıl bir hizmet süresi var. Ama biz de diyoruz ki bu şekil öğretmenlerimizi zorlamaktan ziyade şevklendirici, cezbedici çalışmalar yapılırsa, oralar cazibe merkezi haline gelirse, öğretmenlerimiz özlük hakları bakımından da orada çalışanlar
bir farklı bir maaş alırsa bu sorun daha kolay çözülür. Peki hemen araya girmek istiyorum. Mülakat yer bilgileri ve takvimi açıklandı. Aksaray'daki başvuru oranı nasıl? Yani Aksaray'daki öğretmenlerin beklentisi nasıl? Yani mülakatla öğretmenlik yapmak isteyenler. Yani bu konuda ne söyleyebilirsiniz? Evet, daha önce 18 ilimizde mülakat yapılıyordu. Aksaray'ımız da bunlardan biriydi. Hı hı. Sonra 8 ile alındı büyük şehirlerimize. Mülakatlar orada yapılıyor. Evet. Tabii buradan da öğretmen adaylarımız genelde büyük bir kısmı Ankara'ya yakın olduğu için orayı tercih ediyorlar. Ankara'yı tercih ediyorlar. Bir de mülakata giremeyen, üç kata giremeyen öğretmenlerimiz de bu ücretli öğretmenliğe başvuru yapıyorlar. Burada da ücretli öğretmenlikte de hani biz bunu da daha önce çok kez dile getirdik. Ücretli öğretmenliğe hayır diye. Yani devletimiz tabii imkanlar ölçüsünde atamaya çalışıyor ama bu sayının artırılması istiyoruz. Çünkü şu anda ücretli öğretmenlerimiz asgari ücretin altında bir ücret alıyorlar. Sadece ek ders alıyorlar. Hı hı. Tam girerlerse 30 saat. Evet. Tam 30 saat gidemeyenler de var. O yüzden de biz öğretmen açığının ücretli değil, kadrolu öğretmenlerle kapatılması istiyoruz. Öğretmen açığı konusunda da birkaç şey söyleyeyim. Buyurun. Aksaray'ımız bu yönden şanslı illerden birisi. 3 yıl önce siyasilerimizin desteğiyle Aksaray'ımız 6 ilçesi ve kasaba köyleri zorunlu hizmet bölgesine alındı. Sadece merkezimiz hariç. Hı hı. Ha bunun ne getirisi oldu? Eskiden bir öğretmenimiz dışarıdan bize bir öğretmen geliyorsa, yani tahmin örnek olarak veriyorum, 3 öğretmenimiz gidiyordu. Yani 3 katı gidiyordu gelenin. Bu sene 3 yıldır bu oran tersine döndü. Çok güzel. Mesela sene başı yazınki ilk atamada İl Milliyetim Müdürümüzle görüştüm. 104 öğretmenimiz gitmiş, 255 öğretmenimiz Aksaray'ı tercih etmiş. Bu da ilçelerimizde, kasaba köylerimizdeki bu zorunlu hizmetin bize getirdiği avantajdan dolayı öğretmen açığımız çok az seviyede. Yani büyük bir kısmını biz neredeyse tamamına yakın kadrolu öğretmenlerimizle eğitim verilmekte Aksaray'ımızda. Yani çok az bir açık var. İnşallah o da kısa sürede kapatılır. Peki bu konuyla ilgili eklemek istediğiniz bir şeyler daha var mı? Yoksa ben en çok merak edilen, özellikle öğrenciler tarafından merak edilen öğretmen performans değerlendirmesi olayına gireceğim ama son olarak söylemek istediğim bu konuyla ilgili eklemek istediğim mülakatla ilgili. Milli Eğitim Bakanlığı mahşeri vicdanı yaralayan, hakkaniyet ölçüleri her halükarda tartışmaya açık olan, her geçen gün çıkmaza giren sözleşmeli öğretmenlik uygulamasından bir an önce vazgeçmeli. Mülakat uygulamasından bir an önce vazgeçmeli ve öğretmen adaylarımıza bu konuda güzel bir müjde vermeli diyorum. Evet, çok kısa bir süre önce de aslında Öğretmenler Günü haftasını da geride bıraktık. Çeşitli etkinlikler düzenlediniz ama dediğim gibi şu an gerçekten en çok merak edilen konulardan bir tanesi de öğretmenlere yönelik olan performans değerlendirmesi. Yani nedir bu performans değerlendirmesi? Öğretmenlerimize hani öğrenciler mi bir değerlendirmede bulacak, veliler, yoksa daha böyle hani idari kadro yönetim tarafından mı yürütülecek bu çalışma? Evet. Bu hususlar çok merak ediliyor bu konu başlığı altında. Evet. Bu öğretmen strateji belgesinde bu performans değerlendirmesine yer verildi. Ve bu sene 12 pilot ilimizde uygulanmaya başlandı. Evet. Bizler Peki Aksaray var mı pilot iller arasında? Yok, 12 yok ama ne zaman başlayacak Aksaray'da böyle bir takvim? Sonuçlara göre başlayacak ama bizim eğitim bir olarak görüşümüz hiç başlamaması. Öyle mi? Evet, 12 ilde de bir an önce kaldırılması. Geçen hafta da kurum idare kurulu toplantılarında yetkili sendik olarak biz katılıyoruz Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileriyle birlikte. Bu konuda bir görüş birliğine vardık, imza altına aldık. Ya tabii orada bir tavsiye kararı ama inşallah bakanlık yetkilileri de buradaki sıkıntıyı gördüler, kabul ettiler. Evet. Kaldırılacak. Yani bizim kaldırılması için de mücadele veriyoruz. Buradaki sıkıntı şu. Şimdi okul müdürümüz, öğretmenlerimiz, memurlarımız, velilerimiz, öğrencilerimiz. Bunlar hepsi bir bütün. Ve bizler yan yana duruyoruz.
bu performans değerlendirmesi yan yana durması gereken bu insanları karşı karşıya getiriyor. Evet. Yani bu mantıktan gittiğimiz zaman o zaman her kurumda işte diyelim hastaneye gelen hastaların doktoru denetlemesi, diğer kurumlarda vatandaşların memuru denetlemesi, yani bunun önü alınmaz. Burada tabii ki bir denetim sistemi olmalı. Hı hı. Biz ona karşı değiliz. Ama bu şekil veliyle öğrenciyi, öğretmeni, müdürü karşı karşıya o getirmek zaman şöyle değil okuldaki mi? İç barışı kamuya bozar. Açık bir denetim sistemine karşıyız diyorsunuz. Tabii bu şekil hani bizleri karşı karşıya getirecek. Evet. Okul müdürüyle öğretmeni, memurlarımızı, velilerimizi ve öğrencilerimizi karşı karşıya getirecek bir sistem okullarımızdaki motivasyonu bozar. İç barışı bozar. Daha önce de böyle bir not verildi okul müdürlerimiz tarafından ve bu iptal edildi, uygulanmadı. Şöyle daha önce de aslında veliler için buna benzer bir değerlendirme ve performans karnesi de öğretmenler ve okul yönetimi idaresi tarafından velilere uygulanmıştı galiba birkaç yıl önce. O da gerçekten tartışmalara neden olmuştu. O da kaldırılmıştı yürürlükten. Peki şöyle söyleyeyim, yani şu an aslında bu sistem kaldırılacak diyorsunuz, tartışmalara açık bir konu. Peki şu an 18 ilde uygulandığını söylediniz. 12 ilde. 12 il, özür dilerim. 12 ilde peki nasıl uygulanıyor bir sistem? Bu çok merak ediliyor. Birazcık bunu bize anlatır mısınız? Yani performans değerlendirmesinde bir anket mi yapılıyor? Nasıl bir sistem? Evet. Şu an şimdi, hani bir öğretmenimizi değerlendirecek olursak biz ne yapacağız? Yeni başladı. Hani sistem zaten dediğimiz gibi aksaklıklarla başladı. Tabii o anket şeklinde değil. Hı-hı. Sistem üzerinden evet. Velilerimiz öğretmenlere, öğretmenlerimiz okul müdürüne, okul müdürümüz öğretmenlerimize zincirleme. Evet, zincirleme not veriyorlar, değerlendirme yapıyorlar. Evet. Daha önce bir 2 yıl önce okul müdürlerimiz öğretmenlerimize not verdi. Orada da çok sıkıntılar yaşadık. Mesela diyor ki öğretmen dersine düzenli gider mi? İşte okul müdürümüz ara sıra işaretlemiş. Şimdi ara sıra girer dediğiniz zaman okul müdürümüzün işlem yapması lazım. Tabii ki. O öğretmen adayına. Yani işini aksattığından dolayı. O yüzden dediğimiz gibi yani tuttuğumuz yer elimizde kalıyor. Yani evet, düzeltilecek bir yanı yok. Yani hep biz şunu diyoruz. Öğretmenin en güzel performansı yetiştirdiği öğrencilerdir. Evet, çok doğru söylediniz. Evet. Geçen hafta ben Sarıyaşık'a gittim. Orada Boğazköy kasabamızda çalışmıştım. Orada bir öğrencimin öğretmen olduğunu gördüm. Duygulandım. Yani ondan güzel bir performans olmaz. Ve biz her yerde diyoruz ki, öğretmen not almaz, not verir. Yani tabii burada not verir derken de bunu bir silah gibi kullanma anlamında tabii değil. Ki. Hı-hı. Yani biraz daha hani akılda kalsın diye böyle bir cümle kullanıyorum. Ve bu yüzden de inşallah bakanlığımız da olumlu yaklaştı. Şu anda okulları dolaşıyoruz. Çok tepki var bu sisteme. Sadece Aksaray'ımızda değil, 81 ilimizde de uygulanan illerde daha çok tepki var. Biz de daha başlamadı halde arkadaşlarımız hepimiz çok tepkiliyiz. Başlattıktan sonra bu tepkiler daha da artıyor. O yüzden biz diyoruz ki yol yakınken bu yanlıştan dönelim ve geçen haftaki toplantımızda da bu konuda bir görüş birliğine vardık bakanlık yetkililerimizle. Peki, hayırlı olsun. Peki TEOG ve üniversite sınavındaki değişiklikler diyelim. Gerçekten dediğimiz gibi 2017-2018 yılı eğitim öğretimde tartışmalarla başladı. Ve tabii ki adımlar atılıyor, nihai kararlar veriliyor ama öğrencilere öncelikle neler söylemek istersiniz? Şimdi öğrenciler ve aileler kaygı yaşıyorlar. İşte alışılagelmiş bir sistemin dışında bu yıl yepyeni bir sistemle sınava girecek öğrenciler var. Neler söylemek istersiniz? Bu konuda düşüncelerinizi alalım. Evet. İşte yaklaşık 2 ay önce, 2 ayda biraz geçti. Cumhurbaşkanımızın TEOG kalkacak açıklamasıyla tartışma başladı. Ve yerine yeni bir sistem getirilmeye çalışıldı. Sonra bu bayağı bir zaman aldı tabii. Kolay değil. Yani bir sistemi kaldırıp yerine o anda bir hazırlık da yoksa hemen yeninizin gelmesi bayağı bir zaman aldı. Bakanlığımız yeni bir sistem getirdi. Bizim eğitim bilimsel olarak görüşümüz şuydu. Yani TEOG artık
kabul edilmişti, oturmuştu okullarımızda. Yani hı hı. öğrencilerimiz yazılıya girer gibi sınavlarına giriyorlardı. Sınav kısmında bir sorun yoktu bizim yaptığımız hı hı. araştırmalarda. Sadece problem yerleştirme kısmında çıkıyordu. Burada bütün herkesin sınavla okullara yerleştirilmesi, seçme sınavına tabi tutulması ve zorunlu olması bu işin olumsuz yönleriydi. Bir de 1 milyon 200 bin öğrencimiz ortaöğretime geçiş sınavına giriyor. Yaklaşık 400 bini geri nakil başvurusunda bulunuyor. Ve büyük bir kısmı da başka okullara nakil oluyordu. Yani demek ki burada bir sıkıntı var. Yani bu TEOG kaldırmadan da şu anki sistem getirilebilirdi. Yani herkes sınava girme zorunluluğuna tabi tutulmazdı. Sınava girmeyen öğrencilerimize de tercih hakkı verilebilirdi. Tabii ilk başladığında bayağı bir sıkıntı vardı ilk açıklanan sistemde. Orada bakanımız güzel bir görüş dile getirdi. Hani bütün bu konuda katkı sunmak isteyen her görüşe, herkese açığız dedi. Bizler de alanlardan bize gelen tepkileri genel merkezimize, genel merkezimizde bakanlığımıza ulaştırdı. Mesela ilk çıkıştaki eksiklerden biri 60 soru. Soru sayısı çok azdı. Evet. Yani 60 soruyla sağlıklı bir seçme sınavının yapılmayacağı kesindi. Artı 6. ve 7. sınıftan soru sorulacaktı. Burada esas karşı çıkılan konu öğrencilerin kurslara, özel derslere ve kaynak kitaplara yönlendirilmesini engellemek asgari düzeye, minimum düzeye indirmekti. Evet. Ama bu ilk gelen, ilk açıklanan sistemde böyle bir amaca ulaşmak mümkün değildi. Çünkü 6-7 sınıftan da soru sorulduğu zaman velilerimiz tedirgin olacak. İster istemez 6-7 sınıfın kaynaklarına da yönelecekler. O konuda çocukların hangi derslerde eksikliği varsa o sınıflarda onlarla ilgili takviyeye gideceklerdi. Sağ olsun bakanlığımız bu konudaki eleştirilerimizi dikkate aldı ve soru sayısını geçen hafta Milli Eğitim Bakanımız Sayın İsmet Yılmaz açıkladı. 90'a çıkardı ve 6. 7. sınıftan soru sorulmayacağını söyledi. Bu güzel bir gelişme oldu. Bir de mesela TEOG'daki bizim eleştirdiğimiz konulardan biri de Nisan'ın sonunda sınav yapılıyordu. Ondan sonra öğrencilerimiz okuldan ve derslerden kopuyordu. Bu diğer sadece 8. sınıf öğrencilerle sınırlı kalmıyor. 5. 6. 7. sınıf öğrencilerimiz de olumsuz etkiliyordu. Şimdi bu sınavımız Haziran'da olacak. Evet. En azından öğrencilerimiz Haziran'a kadar okullarına düzenli bir şekilde devam edecekler. Derslerini dikkatli bir şekilde dinleyecekler. Çünkü zaten 8. sınıf konularından geleceği için evet. dikkatli dinlemeleri gerekiyor. İşte bu sürecin biraz uzamasının olumsuz etkileri oldu. Öğrencilerimiz rehavete girdi. Çalışmayı azalttılar. Hani bıraktılar demeyeyim ama çalışmayı azalttılar. Çünkü biraz kalkacak şeyine girdiler. Kalkmadığı gibi daha da zor bir sınav geldi. Ve bu sınav inşallah tekrar buradaki eksiklerin giderilmesi ve açıklanması öğrencilerimizi çalışmaya yöneltti. İnşallah o olumsuzluklar peyderpey gideriliyor. Şu olabilirdi tabii ki biz bunları her yerde söylüyoruz. Hani bu sene aynı sistemle devam edilebilir. Bu yeni sistem önümüzdeki sene uygulanabilirdi. Ama çünkü bu yıl uygulamaya girecek. Geçirecek. Sistem oturdu. Evet. Aksaklıklar giderildi diyebilir miyiz tam anlamıyla? Bir kısmı giderildi tabii. Yani burada dediğimiz gibi 6. 7. sınıflardan soru sorulmasına biz tepki gösteriyorduk. Soru sayısının azlığına tepki gösteriyorduk. 6 dersten soru gelecek. İşte geçen hafta açıklandı. Matematik, Türkçe ve fen bilgisinden 20'şer soru. İngilizce, sosyal bilgiler ve din, kültürü ve ahlak bilgisinden de 10'ar soru olacak. Toplam 90 soru sorulacak ve Haziran ayında yapılacak. Bir de bu sınava girmek zorunlu olmayacak. Evet. Yani bu bizim tabii desteklediğimiz bir gelişme. Girmeyen öğrencilerimize 9 alternatif sunulacak. Onlardan 5 tercih yapacaklar. Evet. Evine en yakın okuldan başlayarak. Burada tabii mahalle baz alınacak. Diyelim aynı mahallede olabilir. Okul baz alınacak. Eğer
şeyler eşitse, bütün bu şartlar eşitse, orada başarı puanına da bakılacak. Şeyde bir bakılmayacak mesela. Sınavda, orta öğretime geç sınavında başarı puanının şu anda etkisi olmayacak. Peki şöyle soralım o zaman. Sınava girip girmeyeceğimize nasıl karar vereceğiz? Yani aile ve çocuk nasıl bir yönlendirme yapmamız lazım? Neye dayanarak? Şimdi alışılagelmiş bir sistem vardı ve herkes bu sistem üzerinden işte belli bir hedef için çalışıyordu. Yani siz yüzdeler nasıl olur? Sınava girmeyecek öğrenci olur mu sizce? Yani çünkü ailelerin baskısını düşünürsek sonuçta her anne baba çocuklarının bir şekilde bir yerlere gelmesini istiyor ve hedefler koyuyor. Evet. Çocuk istemese bile anne baba baskısı etken oluyor birçok konuda. Ne söylersiniz bu konuda? Evet, gerçekten önemli bir konuyu dile getirdiniz. Geçen hafta bir okulumuza gittim. Öğretmenimiz 8. sınıflara sormuş. Kimler sınava girmek istiyor diye. Tamamı parmak kaldırmış. İşte ben de bunu kastetmiştim aslında. Yani her anne baba çocuğun aslında %10'luk dilimde görüyor. Evet. Şimdi bu sınav sonucu Türkiye genelinde %10'luk dilime giren öğrencilerimiz komisyonlarca illerde okullar belirlenecek. Şu anda çalışmalar yapılıyor. İşte fen liseleri, proje okulları, sosyal bilimler lisesi. Evet. İşte %10'luk dilime giren Anadolu liseleri bu şeyin içinde olabilir, bu okulların içinde. Tabii bunlar bakanlığımız da açıklayacak, açıklanmadı. Ha buradaki güzellik şu. Herkes girmek istese bile stres olmayacak. Yani rahatlık. Rahat girecek. Yani en azından girsem, iyi bir puan almasam bile 5 tercih hakkım var. Evime yakın bir okula yerleşirim diye düşüneceği için daha rahat olacak. Yani zaten Cumhurbaşkanımızın dile getirdiği konulardan birisi de öğrencilerimizin bu TEOG'a karşı çıkış noktalarına bir bu yarış atı gibi. Evet, sınav yani stresinin azaltılması. Evet, yani çok stres yaşamaları, bunun azaltılması yönündeydi. En azından burada bu azalacak. Yani her anne baba çocuğunu %10'luk dilimde göreceği için hepsi girmesini isteyebilir. Sonuçta kaybedecek bir şey yok bu konuda. Ama bir yere yerleşemeyenler de rahat olacak. Çünkü 5 tane tercih yapacak. Evine en yakın okula yerleşecek. Yani şu an çok anlaşılmasa da tartışmalar sürüyor olsa da bu sistemin daha sağlıklı olacağının garantisini verebilir miyiz anne babalar öğrencilere? Çünkü biraz daha ne kadar hani sistem belirlendi işte aksaklıklar giderilmeye çalışılıyor dense de işte yine de bir şey var hani ne olacak kaygısı var hem ailelerde hem çocuklarda o zaman rahat olun diyoruz. Evet olumlu yönde. Olumlu yönde evet. Olumlu yönde gidiyor. Dediğimiz gibi hani yılın içinde bu tartışmaların yaşanması biraz velilerimizi tedirgin etti. Evet. Yani gittiğimiz her yerde okullarımızda da normal çarşıda da en çok karşılaştığımız sorular, konular bunlar. Hani hangi konulardan soru gelecek? İşte sınav ne zaman olacak? Kaç soru gelecek? Veya sınavla yerleşemeyen nasıl yerleşecek? Hani bayağı bir geçen hafta Milli Eğitim Bakanımızın açıklamalarıyla bayağı bir artık şekillendi. Ve atılan adımlar olumlu yönde. Yani tabii daha biraz daha açığa kavuşması gereken belirsizlikler var. Bunların da okulların bir an önce belli olarak yani sınavla yerleşecek okulların ve sınavsız yerleşecek okullar bir an önce belli olarak velilerimizin kafasındaki soru işaretlerinin giderilmesi lazım. O zaman şöyle diyebilir miyiz? İkinci yarıya artık sistem oturtulmuş olur mu? Evet tabii ki. Semester tatilinde artık hani bakanlık zaten çok hızlı bir şekilde çalışıyor. Milli eğitim çalışmaları titizlikle yürütüyor. Yani keza sendikalar aynı şekilde. Evet. Peki ikinci eğitim öğretim yılına hazır olur muyuz şimdi bu sistemde? Normalde Mayıs'ta açıklanacak deniyordu ama sanki bakanlığımız bunu erken alabilecek gibi bir duyum aldık. Çünkü velilerimiz meraklanıyor. Evet. Hangi okullara sınavla yerleşilecek? Hangi okullara sınavsız gidilecek? Velilerimiz bu konuda aşırı bir stres var. Merak ediyorlar tabii doğal olarak. O yüzden de bakanlığımız sanki bu çalışmayı biraz daha hızlandıracak dediğiniz gibi. Erken alacak. Hani büyük ihtimalle ikinci döneme daha da netleşir. Bu belirsizlikler giderir. Peki Sayın Günaydın bu konuyla ilgili son olarak söylemek istediğiniz, eklemek istediğiniz bir şey var mı? Birazcık da üniversite sınav sistemine değinelim istiyorum. Sizi yakalamışken. Evet, orta öğretime geçiş sistemiyle ilgili son olarak söyleyeceğim yani
çalışacağız. Sınavsız da olsa bir okula gitsek, sınavlı olsa çalışacağız. Yani çalışmaktan başka çaremiz yok. Ben buradan bütün öğrencilerimize derslerine aynı ciddiyetle sınava girseler de girmeseler de çalışmalarını tavsiye ediyorum. Sonuçta burada sınava girmeseler yüksek öğretime geçti yine girecekler. Mutlaka, bu bilgiler evet. Orada da lazım olacak. Hani burada derslerine düzenli çalışıl, iyi bir temelle gelirlerse en azından lisede zorlanmazlar ve iyi bir üniversiteye yerleşirler. O yüzden çalışmak, çalışmak, çalışmak. Çalışmak diyoruz. Peki ömür boyu çalışmak aslında. Üniversite sınavında da işte yenilikler ve yeni kararlar alındı. Üniversite sınavıyla ilgili neler söyleyeceksiniz? Evet. Bu sene yüksek öğretime geçiş sınavıyla ilgili de değişiklikler oldu. O da ilk açıklandığında çok sıkıntılıydı. Çok eleştirilecek yerleri vardı. Mesela bir iki örnek vereyim. Aynı gün iki oturum. Evet. Sabah ve öğlen sonu olacaktı. Hani insanız. Sabah diyelim oturumda rahatsızlandık. Sınavdan erken ayrıldık. O rahatsızlıkla öğlen sonu nasıl girecektik? Yani bunu şu anda gelen eleştirilerden sonra bir gün sonraya alındı ikinci oturum. Ama bizim görüşümüz en az bir 2-3 hafta ara olması lazım. Çünkü birinci sınavdaki sonucunu öğrencimizin görmesi lazım. Yani belki o puanla yerleşecek, belki barajı geçemeyecek. Evet. Yani ikinci oturuma girmeye hak kazanamayacak. O yüzden de burada bir ara verilmesi lazım diyoruz. Artı ilk açıklandığında sadece birinci oturumda matematik ve Türk Dili Edebiyat'tan soru geleceği söylendi. Buna da biz tepki gösterdik. Okullara gittiğimizde beden eğitimi, müzik, görsel sanatlar öğretmenlerimiz diyor ki bizimki ders değil mi diyor. Haklı olarak tepkililer. Çünkü öğrencinin ruhen, fiziki yönden, bedensel yönden, her yönden gelişmesi lazım. Sadece bir matematik, Türkçe ile bu olmaz. Tabii şeye de değineceğiz aslında. Bu yıl bir de çocuklar ve öğrenciler için sosyal performans değerlendirmesi de var. Ona da değineceğiz. Evet. Aslında birbirine bağdaşacak. Tabii, hani bu sıkıntı da bağlantılı. Mesela ikinci oturumda da işte tarih sorusu yoktu mesela. Evet. Hep diyoruz ki sizler de ilk gün birinci sınıfa başladığımızdan beri en çok duyduğumuz cümleler. Türkiye'mizin stratejik önemi, coğrafi konumunun önemi, stratejik bir konumda olduğu ve görüyoruz şu anda yaşananları, ülkemizin üzerine oynanan oyunları. Doğru, dış politikada. Tabii, yani o yüzden de bizlerin coğrafyamızı, tarihimizi çok iyi bilmemiz gerekiyor. Lazım. Matematik, Türkçe kadar bilmemiz lazım. Ve bu konuda da gelen eleştirilerden sonra birinci oturuma 20 sosyal bilimler, 20 de fen bilimleri, fizik, kimya, biyoloji, 20 de sosyal bilimler, işte tarih, coğrafya, din, kültürü ve felsefe dersler eklendi. İkinci sınava da yine tekrar olmayan dersler eklendi. Soru sayısı artırıldı. Evet. O yüzden de oradaki gelişmeler de olumlu. Hani ilk başta bayağı orada da dediğimiz gibi tepki gösterdiğimiz kısımlar vardı. Şu anda olumluya doğru gidiyor. YÖK bu konuda olumlu adımlar atıyor. Ama şu birinci ve ikinci oturum arasının biraz daha açılması lazım. Açılması bir gün yeterli değil. En azından birinci oturumun sonucunun gözükmesi lazım. İşte orta öğretime geçişte şeyi söylemedik. İşte 90 soru ve 135 dakika. Evet. Zaman olacak. Burada tabii ki o yaştaki bir öğrencimizi 135 dakika sınıfta tutmak zor. İhtiyaçlar olacak. Lavabo, tuvalet ihtiyaçları olacak. Onun için de büyük ihtimalle bir ara verilecek. 15-20 dakikalık. Ondan sonra tekrar devam edecek. Yani mesela 3 dersten sınav olur, bir ara verilir. Sonra diğer 3 derse girilebilir. 6 dersten sınav olacak. Aslında şimdi tartışmaların ışığında benim anladığım, hani şunu söylemek istiyorum. Bakanlık öğrencilerin önce psikolojik ve fiziksel sağlığı için, gelişimi için aslında bu düzenlemeleri yapıyor. Bir kere herhalde anne babalı olarak, öğrenciler olarak bunu anlamamız gerekiyor. Hani en iyi şekilde, en sağlıklı şekilde oturtulması gerektiğini. Şimdi
İşte bu yıl Yeşilay'ın 4. Uluslararası Teknoloji Bağımlılığı Kongresi gerçekleştirildi. Ve teknoloji bağımlılığı hastalığı, çağımızın hastalığı. Bununla ilgili bu yılda eğitim öğretim yılında çocuklar için sosyal aktivite notu verilecek. Bu konuda bizi nasıl aydınlatırsınız? Yani bu sistem nasıl işleyecek? Çocuklarımızın işte yıl içerisinde göstermiş, katılmış olduğu sosyal projeler ve aktiviteler puan notunu yüzde kaç oranında etkileyecek? Evet. Şimdi bu konudaki çalışmalar devam ediyor. Daha puan olarak açıklanmadı. Ama en azından bunun düşünülmesi de güzel bir aşama olarak yani kaydedebiliriz. Çünkü dediğim gibi az önceki saydığımız derslerde çok yetenekli öğrencilerimiz var. Evet. Mesela diyoruz ki işte biz niye atletizmde uluslararası başarı fazla gösteremiyoruz? İşte falan alanda yüzmede, işte diğer alanlarda. İnşallah bu sosyal aktivitelere gerekli önem verildiği zaman ve bu öğrencimizin yüksek öğretime geçişinde bir katma değer sağladığı zaman velilerin de öğrencilerimizin de bu derslere bakışı değişecek. Şöyle o zaman sanatta, sporda ve edebiyatta öğrenciler kendilerine zaman buldukları için belki de o yönde bir meslek seçimi ve kariyer yapacaklar. Aslında dediğiniz gibi. Doğru. Geçen hafta mesela yine okul ziyaretlerimizde bize en çok gelen sorulan konulardan biri. Şimdi müzik, görsel sanatlar ve beden eğitimi öğretmenlerimizin dediği tamam bir sınavda diyor yani nota veya müzik veya bir parça çalmasın ama en azından az da olsa diyor bu derslerinde diyor üçer beşer tane bir soru gelse diyor. Tabii. Öğrencilerin de diyor o derslere bakışı değişir diyor. Yani bu şu anda sanki sosyal aktiviteyle bu durum giderilecek gibi. Yani öğrencilerimiz bu alanda müzik, resim ve beden eğitimi alandaki gösterdikleri başarılar inşallah sınavlara yansıdığı zaman velilerimizin bu derslere bakışı çok değişecek. Daha çok önem verecekler. Şu anda bizler tamamen sınava endeksli derslere odaklanıyoruz. Aslında dediğim gibi öğrencilerimizin manevi yönden, ruhen de gelişmesi lazım. Evet. Bedensel yönden de gelişmesi lazım. Hep diyoruz hani bazı Mustafa Kemal Atatürk'ün sağlam kafa sağlam vücutta bulunur sözünü her yerde söylüyoruz ama evet. Yani bu da nasıl olacak? Sporla olacak. O yüzden de hani buradaki durum daha tam netleşmedi. Ama şu anda gündemde tartışılıyor. İnşallah burada da güzel bir sonuç alınır. Bir konuda daha değinmek istiyorum. Bu sene 5. sınıflarda hazırlık sınıfı gibi düşünülerek İngilizce 15 saat İngilizce uygulamasına geçildi. Bu da mesela Aksaray'ımızda şu anda 5 okulumuzda uygulanıyor. Bunun da sıkıntıları var. Şimdi pilot uygulanan okullarla biz ve genel merkezimiz görüşmeler yaptı, rapor hazırladı. İnşallah bunu bakanlığımıza sunacağız. Bu dediğimiz, işte bu Aksaray'da 5 okulumuzda uygulanan bu yabancı dil ağırlıklı eğitim, bir, altyapısı hazırlanmadı. İki, İngilizce öğretmeni ihtiyacını o okulda ikiye katladı en az. Ve bazı yerlerde bu giderilemedi, ücretli öğretmenlerle giderilmeye çalışılıyor. Artı bu az önceki saydığımız derslerin ders saati azaldı. Evet. Bir kısmı kaldırıldı. 5. sınıflarda bir kısmının ders saati azaldı. Çünkü 15 saat yabancı dil ağırlıklı eğitim olunca ve bu da diğer branşlardaki öğretmenlerimizde büyük bir sıkıntıya sebep oldu. Ve bu tüm Türkiye'de uygulanmaya başlarsa on binlerce öğretmenimiz non fazlası olacak. Bu bir. İki, bu sisteme de dediğimiz gibi altyapısı hazırlanmadan geçildi. Sınıflar hazırlanmadı. Yani başlandı ama olumlu gitmiyor şu anda. Bizlerin aldığı sonuç. Hani bizdeki yabancı dil öğrenme sıkıntısı aslında ders saatinden de kaynaklanmıyor. Yani saat o kadar da az değil bizde. Ama dediğimiz gibi biz zorla öğretmeye çalışıyoruz ve grameri çok ağır veriyoruz. Evet. En büyük problemimiz. Ve pratik konuşmaya yönelmediğimizden üniversite son sınıfa kadar yabancı dil görüyoruz ama
gittiğimiz bir yerde derdimizi anlatamıyoruz, konuşamıyoruz. Aslında keşke bu İngilizce dersleri konusunda köklü bir değişim yapılsa. Evet. Müfredatta ve eğitim başlıkları altında gerçekten hepimizin buna çok ihtiyacı var. Buna ihtiyacı var dedim ama onun çözümü bu değil. Yani biz bu konuda raporlarımızı sunduk. Mesela okullarımızdaki bir sıkıntı da Türkiye genelinde, sıkıntı demeyeyim de, yani çözülmesi gereken bir konu. Şimdi Suriyeli çocuklarımız var. Aksaray'ımızda da var. Bazı illerimizde daha fazla. Bununla ilgili de, bunların eğitimiyle ilgili de, Suriyeli çocuklarımızın eğitimiyle ilgili de biz Eğitim Bilsen Genel Merkezimiz ayrıntılı bir rapor sundu. Hazırladı ve bakanlığımıza raporu teslim etti. Yani burada çok uzun, zamanımız ona yetmez. Özetleyelim kısaca. Evet, yani bu öğrencilerimizin de eğitim hakkından mahrum bırakılmaması. Mesela burada şu anda bakanlığımız bunlara çözüm bulmaya çalışıyor ama daha tam yeterli değil. Mesela öğrencimiz 6. sınıfa geliyor ama okuma yazma yok. Bu sefer bir sınıfta 5-6 tane okuma yazma bilmeyen öğrencimiz olduğu zaman 6. 7. sınıfta diğer öğrencilerimiz de olumsuz bir şekilde etkiliyor. Şu anda bakanlığımız bir kişi dahi olsa, bir de Türkçeyi de tam bilmiyorlar, kurslar açın diyor. Zaten okullarda yetiştirme kurslarımız devam ediyor. Bir de ayrıca Türkçe kursları açın diyor. Sağ olsun öğretmenlerimiz de bu konuda elinden geleni yapıyor. Okul müdürlerimiz, öğretmenlerimiz. Peki kurslar okullarda mı veriliyor? Okullarda veriliyor. Hafta sonları mı düzenleniyor? Nasıl? Evet, hafta sonunda var. Hafta içi ders saatinden saat sonra da var. Dışında. Saat 3'ten sonra. Şu anda mesela Aksaray'da yaklaşık 27-28 bin öğrencimiz yetiştirme kurslarından faydalanıyor. Okullarımızın büyük bir kısmı bu kursları açtılar. Evet. Yani Cumhurbaşkanımız da bu kurslara çok önem veriyor. Ve bu kurslara gelen öğrencilerimiz hani dersteki eksiklerini, zayıf kalan yerlerini tamamlamaya çalışıyorlar. Dediğimiz gibi ben burada tüm öğretmenlerimize ve idarecilerimize teşekkür ediyorum bu konudaki fedakarlıklarından dolayı. Hani eğitim bilsen olarak bizler sadece sorunu söylemiyoruz. Çözüm önerileri de getiriyoruz. İl bazında olsun, bakanlık bazında olsun. Yani tüm paydaşlar ve bakanlığımızdan hep şu çağrıyı yapıyoruz. Yani eğitim hepimizi ilgilendiriyor. 18 milyon öğrencimiz var. Çok devletin nüfusundan fazla. Evet. Ve aileleriyle, yakınlarıyla bir araya getirdiğimiz zaman 80 milyon hepsini ilgilendiriyor. Anne, baba, kardeş, torun, yani herkesi ilgilendiriyor eğitim. 80 milyonun tamamını ilgilendiriyor ve ülkemizin geleceğini ilgilendiriyor. O yüzden de hani bu tür köklü değişikliklerin paydaşlarla bir araya gelerek, çaprazlarını görerek yapılması gerekiyor. Yani sadece hani ya bu şekil doğru diye değil. Belki bunu sadece eğitim bilsen için de demiyorum. Diğer sendikalarımız, bu konuya kafa yoranlar, öğretmenlerimiz, akademisyenlerimiz, sivil toplum örgütleri, katkı sunmak isteyen herkes bu konuya katkı sunsun. Ve bakanlığımızın da hani paydaşların bu görüşlerine önem verirse bu sorunlar asgariye indirilir. Tabii ki büyük bir camiayız. Evet. Hani sıfır sorun mümkün değil ama ne kadar azaltırsak ülkemizin geleceği açısından o kadar iyi olur diyorum. Peki Sayın Günaydın, artık programımızın da sonuna geliyoruz. Son olarak şöyle konuları toparlayacak olursak neler söylemek istersiniz? Evet. Şimdi geçen hafta Öğretmenler Günümüzü kutladık. Burada ilçelerde programlara katıldık. Merkezde büyük bir kutlama programı yapamadık. Hani bunun sebebi de şimdi 3000 üyemiz var. Evet. Bunun 2000'i merkezde. Hani maalesef Aksaray'da 2000 öğretmenimizi, eşleriyle beraber en az 4000 öğretmenimizi ve ailelerini bir araya getirecek bir salonumuz yok. Ancak biz bunu ne yapıyoruz? Hasan Dağı'nda falan böyle bir kalabalığı karşılayabiliyoruz. Tabii ki gönül isterdi. Hani öğretmenlerimizi yılda bir kere de olsa bu şekilde bir araya getirmek. Ama dediğimiz gibi bu konuda yer sıkıntısından dolayı böyle bir şeye giremedik. İnşallah yazın Hasan Dağı'nda böyle güzel bir etkinlik yapacağız. İnşallah. Burada zaten ilk 3 sene önce ilk seçildiğim, başkan olduğum zaman Sayın Belediye Başkanım Sağlık Şahin Yazgı'nın destekleriyle güzel bir Hasan Dağı pikniği yaptık.
binlerce öğretmenimizi bir araya getirdik eşleriyle beraber. Geçen hafta yine Öğretmenler Günümüzde Yeşilçam Öğretmenler Günü özel konser, Aksaray Belediye'miz güzel bir konser programı yaptı. Evet. Salon tıklım tıklım doldu. Gerçekten çok güzeldi. Bir o kadar kişi de geri döndü. Hatta başkanımız da orada daha bunun 2-3 katı bir salon müjdesi verdi. Eski siloların yerinde. Bu da bizi çok memnun etti. Ayrıca Aksaray Belediye'mizin geleneksel hale getirdiği her yıl Öğretmenler Günü'nde bütün öğretmenlerimize, yani ücretli, kadrolu ayırmaksızın, sözleşmeli ayırmaksızın, bütün öğretmenlerimize, kasaba köylerimize kadar herkese hediyesini ulaştırdı. Bu konuda da ben bütün eğitim çalışanları, bütün öğretmenlerimiz adına, değerli belediye başkanımıza ve Aksaray Belediyesi çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Bu bizi gerçekten mutlu ediyor. Belediye başkanımızın ve Aksaray Belediye'mizin öğretmenlerimizi düşünmesi ve her sene ve gerçekten de arkadaşların beğendiği güzel hediyeler veriyorlar. Biz teşekkür ediyoruz. Belediyemizle devamlı bir eğitimci olarak, eğitim birisinin başkanı olarak istişare halindeyiz. Bu sene, yani isimlerine tek tek girmeyeyim ama bayağı bir okulumuzun bahçesinde düzenleme yapıldı. Asfaltlama çalışmaları yapıldı. Evet. Birkaç okulumuz kaldı. Artık kış mevsimi girdi. İnşallah başkanımız seneye onların da yapacağını söyledi. Yani her yerde, sıkıştığımız yerde belediyemiz yanımızda. Çünkü okul müdürlerimiz de sonuçta hani okulun daha iyi olmasını, tabii, bahçesinin daha güzel olması için çabalıyor. Bu konuda da başkanımız ve belediye çalışanlarımız, başkan yardımcılarımız her türlü desteği veriyor. Ben hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Peki Sayın Günaydın, biz teşekkür ediyoruz. İyi ki geldiniz. Sağ olun. Evet, ben de çok teşekkür ediyorum böyle bir fırsat verdiğiniz için. Sizlere başarılar diliyorum, hayırlı yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Sevgili seyirciler, gündem programında Eğitim Birsen ve Memur Sen Aksaray Şubesi Başkanı Murat Günaydın'ı ağırladık. Eğitim ve öğretimi yılındaki tartışmalara konu olan konu başlıklarını ele aldık. Çok da değerli bilgiler aldık kendisinden. Tekrar konuğumuza teşekkür ediyor ve sizlere veda ediyoruz. Haftaya başka bir konu ve konukta gündem programında tekrar görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.